Melek onun adı, hayalleri vardı. Bir yuva kuracak, mutlu olacaktı. Olmadı, olmadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. O şimdi bir dadı, dadı dadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. O şimdi bir dadı. Şimdi o şimdi bir o. Doldurduk. Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Yaşasın okulumuz, sevinçliyiz hepimiz. Pertep, sonunda gidiyorlar. Ne Pertep, bu sandviç bayat mı, taş gibi gözüküyor? Bu büyük günün heyecanıyla aşka gelip beslenmelerini 15 gün önceden hazırlamıştım. Melek! Melek, efendim? Nasıl gözüküyorum? Her zamanki gibi harika görünüyorsun Dilara. Ama bir dakika bakayım. Gene senin boyun mu uzadı? Valla yakında beni geçeceksin. Aa, olamaz. O kadar uzamış mıyım? Şimdi ne yapacağım ben Melek? Aman Dilara. Selam Dilara. Yukarıda havalar nasıl? Kapa çeneni Tolga. Bir tanem. Endişelenmene gerek yok. Sen çok güzel bir kızsın. Ayrıca lisede uzun boylu kızlarla dalga geçmiyorlar artık. Koca popolu kızlarla dalga geçiyorlar. Ne dersin Melek? Geç kaldım. Telefonda psikoloğumla konuşuyordum da... ...dün gece yine o tek boynuzlu at rüyasını gördüm. Şu psikologlar da illaki her şeyden bir mana çıkartırlar. Bir tanem, o sadece sevimli, hayali bir at. Diğerlerinden tek farkı onun böyle upuzun... bir boynuzunun olması. Neyse, şu seri psikologla bir de ben görürsem iyi olacak galiba. Hadi bakalım çocuklar, Yemus'un bekliyor. Okula gitme vakti geldi. Babanızı duydunuz. Hadi bakalım. Çok olun. Evet, okullar açıldı yine. Sömestr tatili göz açıp kapayıncaya kadar geçti gitti. Söylemesi kolay Ömer Bey. Harry Potter'ı 22 kere seyreden sen değildin tabii. Ah, ne güzel. Bu sessizliğe bayılıyorum. Çok şükür artık ortalarda tabu kartları yok. Oyuncak bebekler de yok. Allah'a şükür ninjalar da sizler ölmüş. Ne oldu ninjalara Perde? Şey... kazara üstlerine tabayla vurup durmuşum. Evet. Neden bunu tatilden önce akıl etmedin ki? Aa Perde bak. Star Life yine yılın en gözde bekarlar listesini yayınlamış. Aa, Yılmaz Erdoğan'ı listeden çıkartmışlar. Vallahi bu olmadı. Mehmet Ali Erbil'i çıkarsalar neyse. Adam evlendi gitti. Deprem dedeyi de anlarım. Ha, bir dakika, bir dakika. O zaten evliydi. Zavallı Yılmaz. Bizim düğünlere gelse annem onu birisiyle baş göz ediverirdi. Bak, Ömer de üçüncülüğe yükselmiş. Aa, evet. Oo, üç numaralı bekarımıza merhaba. Yapma Melek Hanım, sen de mi? Ne var Ömer Bey, neden? Sabahtan beri fakslarım ve telefonlarım durmadan çalıştı. Bir sürü kadın. Bu benimle çıkmak istiyor. Bu çocuklarıma annelik yapmak. Bu, bakalım bu ne istiyormuş? Aman Allah'ım. Şey, onunla ben bizzat meşgul olurum izninizle. Ömer Bey, bence bu durumla gurur duymalısın. Bak, ilk iki sırayı Yılmaz Morgül'le Arto almış. Onlar evlenirlerse sen direkt birinciliğe yükselirsin yani. Benim birinci sıraya falan yükselmek istediğim yok Melek Hanım. Aslına bakarsan ben bu listede de yer almak istemiyorum. Üstelik ben bekar değil, dulum. Ömer Bey, ha bekar ha dul. Ne fark var? Canım, gözde bekar denince insanın aklına ve çapkınlık yapan... Nerede akşam, orada sabah, böyle sürtüp duran, davetten davete koşan biri geliyor. Ay Ömer Bey, biz seninle neden bekarlık günlerinde tanışmadık ki? Aslına bakarsan Melek Hanım, ben hayatımdan oldukça memnunum. Üç tane harika çocuğum ve bütün günümü ziyadesiyle meşgul eden bir işim var. Bak Ömer Bey, annem her zaman der ki... ...bir erkek devamlı çalışıp hiç eğlenceye vakit ayırmıyorsa... Maaşlarımızı ödeyecek parayı kazanmakla meşgul. Doğru söylüyorsun. Bu kadar lak lak yeter. Hadi Ömer Bey sen işini başına. Biraz para kazan.
Beni düşünmen çok hoş bir şey Melek Hanım ama... doğrusunu istersen şu an ciddi bir ilişkiyi düşünecek halim yok benim. İyi aman canım, ben de bir şey demedim. Zaten şuraya bir meyve yiyeyim diye gelmiştim. Pertep, Ömer Bey'in bu haline ben gerçekten çok üzülüyorum. Nasıl atlatacak bu dul erkek sendromunu bilmem. Dul erkek sendromu? Haydar Dümen'den mi? Hayır, Marianna 58. bölüm. Pertep, bunu söyleyeceğim hiç aklımın ucundan bile geçmezdi ama ben çocukları özledim galiba. Kapa çeneni Tolga! Yok yok, geçti. Biz geldik. Hoş geldiniz. Nasıl geçti okul? Şu 15 günde bile okulu nasıl özlemişim anlatamam Melek. Bizim okulun tam karşısında harika bir kafe açılmış. Öyle yakışıklı çocuklar çalışacak, gözlerine inanamazsın. Dilara, baban okuluna koskoca bir serveti bunun için mi döküyor? Şu kafe tam olarak nerede demiştin? Melek, okul çok eğlenceli geçti. Öğrencilerin psikolojik sorunlarıyla ilgili yapılan rehberlik toplantısına girdim. Aferin benim bir tanemi. Perde, ben ilkokuldayken sadece disipline giderdim. 6. sınıftan nefret ediyorum. İlk dönem nasıl dayandım hayret. Bir daha asla okula gitmeyeceğim. Aman, paniklenecek bir durum yok. Okulun ilk günü, olur böyle şeyler. Merak edecek bir şey yok. Okuluna tıpış tıpış gidecek nasıl olsa. Gidecek değil mi Perde? Bilmem. Gitmezse Ömer Bey ona özel ve güzel bir öğretmen tutar. Ah ne hoş. Bütün gün burada bizimle birlikte oturur. Tolga! Tolgacığım, ne olduğunu bana anlatmak ister misin? Hayır. Tamam. Ama olmaz Tolga. Yoksa bu ayki maaşımı alırken kendimi suçlu hissederim. Tolgacığım, ben senin dadınım. Bana her şeyi anlatabilirsin. Tabii o Harry Potter'ın haricinde. Eğer o film hakkında bir kelime daha duyarsam şimdi burada kusarım. Boş ver Melek, çok utanç verici. Tolga, şu anda senin karşında çarşı mağazalarında alışveriş yaparken iç çamaşırı ayaklarının dibine düşmüş bir kadın var. Gerçekten mi? Peki ne yaptın? Ne yapabilirim? Karşıda alışveriş yapan yaşlı bir kadının ayaklarına doğru gönderiverdim onu. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yoluma devam ettim. İsrar etme Melek. Bu gibi şeyleri kızlar anlamaz. Ben kız değilim ki Tolga. Yani kızım da aynı zamanda da bir dadıyım demek istedim. Tolga, anlatacağın her şey sadece ikimizin arasında kalacak. Hani filmlerde günah çıkartırlar ya, böyle bir tane kabin vardır, içinde de bir rahip oturur. İşte ben aynı o rahipler gibiyim. Aslına bakarsan tam da öyle söylenemez. Çünkü rahipler hiç evlenemezlermiş. Aslında ben de evlenemedim. Yok yok, onların elbiselerinin yakaları hep böyle buraya kadar kapalı. Oysa ben dekolte modeller severim. Mesela böyle omuzları açıkta bırakan V yaka bir bluz. Anlıyor musun? Adamla da zevk yok. Ben olsam... Tamam, tamam. Bu kadar işkence yeter. Söylüyorum. Beden dersinden sonra soyunma odasına gittik. Ve? Melek, en kısası bendim. Kısa mı? Nasıl yani? Boş ver Melek, çok utanç verici. Tolga, soyunma odasında en kısa olmanın nesi utanç verici anlamadım. Ömer Bey, seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama sanırım çok ciddi bir problemimiz var. Ve bahse girelim ki sen bu sefer ne olduğunu tahmin bile edemeyeceksin. İşim var Melek Hanım. Lütfen, kısa. Zaten kısaymış. Pertep, sen de mi benimle bir şey konuşmak istiyorsun? Yok, hayır efendim. Özellikle bunu dinleyebilmek için buradayım. Ömer Bey, nasıl desem bilmem ki. Tolga diğer arkadaşlarıyla birlikte soyunma odasındaymış. Ve onlara bakınca kısa olduğunu fark etmiş. Kısa mı? Nasıl yani?
Bilirsin işte Ömer Bey. Kısa. Küçük. Ufak. Minik. Böyle mini minnacık. Ya. Ya. Zavallı çocuk çok üzgün Ömer Bey. Ne yapacağız biz şimdi? Suzan. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Melek Hanım'la biraz konuşmak istiyorum da. Eğer ben çıkarsam o da çıkar. Tabii tabii. Pertev. Lütfen dışarı çıkar mısın? Ben ne yaptım ki şimdi? Pertev. Gördünüz mü? Her şeyi mahvettiniz. Evet. Evet. Demek öyle ha? Emin misin? Ama kocaman ayakları var. Sanırım onunla erkek erkeğe konuşmam gerekecek. Ya. Ya öyle yapacaksın. Ya ona gerçekten kocaman... limuzin alman gerekecek. Tolga. Efendim baba. Sanırım seninle kısa bir şey konuşmam gerekecek. Yani ilk başta kısa olabilir. Ama daha sonra uzayabilir de. Aslına bakarsan uzun uzun konuşmak kısa konuşmaktan daha iyidir diye bir kural da yok. Önemli olan konuşmanın uzunluğu değil, işlevidir. Hı? Buraya kadar sormak istediğin bir şey var mı? Baba. Hı? PlayStation'ımı gördün mü? Serap, saç fırçamı çantana koyabilir misin? Deodorantımı taşırsan koyarım. Serap, deodorantını cebine koysana. Cebimde yağmurlu mu şapkası var Melek. Hem niye sen kendi cebine koymuyorsun? Üf, Serap, bunlar cep değil, süs. Hem yağmurlu şapkasını başına geçirirsen cebinde deodorantın için yer açılır. Şuna bak Serap. Öylece orada yapayalnız bir kedi gibi oturuyor. Evet, haklısın. Ama eğer biraz daha bakarsak otobüsü kaçıracağız Melek. Kendine yazık ediyor. Hem yakışıklı hem karizmatik. Yani gerçek kırkını çoktan geçmiş ama... gene de harika bir adam. Haksız mıyım? Haklısın Melek. Konuşmalarınızın her kelimesini duydum bayanlar. Kulağım iyileşeli haftalar oluyor. Serap, sen de amma da bağıra bağıra konuşuyorsun. Hadi Ömer Bey, sen de bizimle gel. Yok, hayır Melek Hanım. Olmaz. Benim başka planlarım var. Ben evde kalıp daha önce okuduğum şu kitabı bitirmek istiyorum. Aa, ne güzel. İngilizce Türkçe sözlük. Sonunu söyleme, sonra ben de okurum. Tamam. Ben de şeyle çıkacaktım. Dilara'yla çıkacaktım. Dilara'yla. Öyle değil mi Dilara, ne dersin? Önce bir sinemaya gideriz, sonra da gidip kocaman birer hamburger yeriz ha? 15 gündür arkadaşlarımdan ayrıyım. Bugün onlarla dışarı çıkıp gerçekten eğlenmeyi düşünüyorum. Ya. Hoşça kal. Hadi Ömer Bey, nazlanma. Sen de bizimle gel. Bak yeni bir kulüp açılmış, oraya gidiyoruz. Harikaymış. Hayır Melek Hanım, olmaz. Size daha önce de söyledim. Hiç havamda değilim. Sizinle çıkamayacağım. Bizimle çıkmak mı? Aa, Ömer Bey, biz üç arkadaşız, sadece bir taksiyi paylaşan. Tabii senin limuzinde olabilir bu. Boş versene Melek. O kulübe falan gitmekten ne anlar ki? Anlamaz mıyım? Sen ne söylüyorsun Allah aşkına? Hidromel, diskoryum, rejin. Ben oralarda büyüdüm. Duydun mu Serap? Adam işin kurdu, bizim haberimiz yok. Hadi bakalım hanımlar, doğru limuzine. Ama Melek, eğer oraya Ömer Bey'le gidersek bize kimse bakmaz. Merak etme Serap, ben şimdi hallederim.
Ömer Bey, bizimle gelmekle çok iyi ettin. İnan orada çok eğleneceksin. Ha, son bir şey. Eğer biri sorarsa bizi hiç tanımıyorsun. Daha önce hiç karşılaşmadık. Yoksa biz de senin erkeklerden hoşlandığını söyleriz Ömer Bey. Ne harika bir kulüp değil mi? Daha içeriği görmedik mi? Biz hiç içeri girmeyiz Ömer Bey. Ya siz? Selam. Aa, Melek, şurada çok yakışıklı bir çocuk var ve devamlı da sana bakıyor. Aa, nerede? İşte şurada. Hani nerede? Bak işte bak. Ay, ne kadar yakışıklı. Sanırım gidiyor. Ama neden Ömer Bey? Şey yapıyorsun. Unutmuşum. Ben seni tanımıyorum. Çok özür dilerim. Ay Serap. Şu kadın inanır mı acaba? Hangisi? Ay yok yok. Levent inanır galiba. Ay inanmıyorum. Soner Arıcan. Ömer Bey. Evet. Niye bekliyorsunuz? Sizi içeri alayım efendim. Aa, duydun mu Melek, içeri giriyoruz. Gördün mü? Hep bizim de gelmesini istemiyordu. Affedersiniz, bu hanımlar sizinle birlikte mi? Hayır. Hayır, ben onları tanımıyorum. Daha önce onları hiç görmedim. Kesinlikle tanımıyorum. Ama Ömer Bey. Reçelli çörek ister misin? Evet, zaten acıkmıştım. Biliyor musun Serap, şuradaki benzinciye üşenmeyip oturup mektup yazacağım. Tuvaletleri tertemiz, bal dök yala. İşte geliyor. Ömer Bey, biz buradayız. Ha. Burası harika, bayıldım. İçeride dans pistinde kıpırdayamıyorsun bile. Siz nasıl buldunuz bakalım? Daha önce hiç böyle bir kulüp görmemiştik Ömer Bey. Biz de bayıldık. Ya, bayıldık. İçeride bir hanımla tanıştık. Ne yani? Ciddi mi söylüyorsun Ömer Bey? Sakın bir yere kıpırdama. Onu sizinle tanıştırmak istiyorum. İnanmıyorum Serap. Resmen içeride birisiyle tanışmış. Gördün mü? Ya. Kendim ettim, kendim buldum. Acaba nasıl biri? Ömer Bey saftır. Koluna huysuz bejini takıp da gelirse şimdi. Serap, Melek, bu da Melike. Ceketine bayıldım. Mertem, adam iyice havaya girdi. Ne yapacağız? Mertem, şoföre söyle limuzini hazırlasın. Melike ile önce Nişantaşı'nda bir galeri açılışına, sonra da Boğaz'da yemeğe gideceğiz. Aa, biz kafesi aralayalım dedik, kuşu uçurduk. Söylesene Allah aşkına, nasıl bir kız bu? Nasıl anlatayım sana Perdi? Kafasında rengarenk, anlamsız bir sürü tokalar, abartılı abartılı makyajlar, garip garip renklerde kıyafetler. Yani böyle şatafatlı bir hediye paketine benziyor. Ben açarım. Ay Pertep, her kapı çaldığında bunu söylemene gerek yok ki. Bu zaten senin işin. Kapıyı açıyorsun ve sana da teşekkür edecek halimiz yok yani. Selam. Ne? Git. Susanım çağırana kadar hiçbir yere kımıldamayın. Ömer Bey. Melike geldi. Acele etmene gerek yok. Pertev, ne var bu kadar önemli gelin, olan gelin, ne? Gelin, gelin, gelin. Merhaba. Aman tanrım. Amip gibi çoğalıyor bu. Seni Suzan Hanım'la tanıştırayım. Suzan Hanım Ömer Bey'in yardımcısıdır. Suzan Hanım, bu da Melike. Ay saçınızın rengine bayıldım. Hangi kuaföre yaptırıyorsunuz? Aa,
Şaka mı yapıyorsun? O doğal rengi. Ömer'in böyle birine kapılmasını anlamıyorum. Kadına baksana. Şaka gibi. Kaka gibi olması da daha iyidir. Ne ev ama değil mi? Bizim aralara buraya geldiğini hiç öyle bir hayal yani. Gerçekten mi? Aslında ben de bizim mahalledeki ötekten ağırlıktan sonra ailemi görmüştüm. Ha, seni anlıyorum. Katil, şunu limuzine koyar mısın? Elbette efendim. Teşekkür ederim. Affedersiniz efendim. Hadi olmayacak bir şey sorabilir miyim? Melike Hanım size birini hatırlatıyor mu? Ya. Demek sen de fark ettin Perte. Bunu fark etmemek için aptal olmak gerek. O kadar belirgin ki efendim. Evet. Sanki Belgin Doruk'un gençliği. Kendine has, hoş bir tarzı var değil mi? Siz öyle diyorsanız öyledir efendim. Aman dikkat et Perte. Gördünüz mü? Elim nasıl dayandı? Aslında şu kalitesiz mutfak bez yerine şu fırın eldiveni kullansaydım başıma bunlar gelmeyecekti. İkisini yan yana görene kadar fırın eldivenin ne kadar daha kullanışlı olduğunu fark edememişim. Fakat sonra asıl istediğimin fırın eldiveni olduğunu anladım. Ne kadar sallağım ki bunca yıldır burnumun dibinde olmasına rağmen onu görmemişim. Güzel. Bulduğuna sevindim. Aslında senin ucuzluktan ayakkabı bulabilmen çok kolay. 37 giyiyorsun. Hayır canım. Aslında 38 giyiyorum ama %75 indirimden faydalanabilmek için parmaklarımı pençe gibi kıvırıyorum. Yapma. Yaptım bile. Melike, hayatım seni beklettiğim için özür dilerim. Umarım ikiniz konuşacak bir şeyler bulmuşsunuzdur. Çıkalım mı? Tabii. Aslında ben limuzine ters oturduğum zaman midem bulanıyor. Aa, benim mini barda çok güzel bir mide bulantı ilacım var. Onu al, hiçbir şeyin kalmaz. Hadi gülümseyin. Aa, filtreyi takmayı unutmuşum. Gözlerin içi kıpkırmızı çıkacak. Pertek, inanın biliyor musun? Birbirlerine nasıl da yakıştılar. Sanki birbirleri için yaratılmışlar değil mi? Melek, bu Melike sana birini hatırlatıyor mu? Perde, sen beni ahmak mı zannettin? O gülüş, o saçlar, o kıyafetler. Tıpkı Julia Roberts. Anne nereden bileyim kaç yaşında olduğunu? 31 Mart ayaklanması onun yüzünden çıktı diyorlar. Anla işte. Merhaba millet. Merhaba Tolga. Nasıl gitti bugün okul? Harika. Çok eğlendik. Öğrenecek öyle çok şey var ki. Anne, şimdi benim dadılığa geri dönmem lazım. Hoşça kal. Perte, bunun nesi var böyle? Bana çok normal göründü. Tekrar ediyorum Perte, bunun nesi var böyle? Ömer Bey onunla yaptığı konuşmanın çok iyi geçtiğini söyledi. Boş versene Perte. Ömer Bey Suzan'ın biniciliğe spor diye gittiğini düşünüyor. Perte. Şu Tolga'nın eşofmanı bir koklar mısın lütfen? Kokla Perte. Bir şey kokmuyor. Gördün mü? Terlemiş bir erkeğin nasıl koktuğunu çok iyi bilirim ben Perte. Tolga bugün beden dersini kırdı. Dedektiflik konusunda üstüne yok Melek. Komiser Colombo ile büyüdük biz Perte. Tolga Giritli, bugün beden dersini kırmışsın. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattın küçük bey. Belki biri bizi dinliyordur diye böyle konuştum. Tolga, sorun ne? Hadi anlat artık bana. Söyledim ya Melek, sen beni asla anlayamazsın. Ben mi seni anlayamam Tolga? Sorunlarım yüzünden 18 yaşına kadar homili gırtlak yemekten duba gibi etrafta dolaşan bendim. Hadi Tolga anlat da kurtul artık şu dertten. Nasıl kurtulayım?
10 santim fazla da olsa yine kısa, kısa. Tolga, bu nasıl bir okul böyle? Yaz tatilinden sonra herkes benden uzundu. Semester'dan sonra arayı kapatırım diye düşünmüştüm. Ama yine en kısa benim. Ha. Şimdi anladım. Senin boyun kısa. Yani kısa olan senin boyun. Ay Tolga, ben bu sorunla başa çıkabilirim. Sen daha 11 yaşındasın. Sünnet olduktan sonra boyun uzayacaktır. Ama ben doğduğumda sünnet olmuşum. Öyle mi? Bak ben bunu hiç düşünmemiştim. Tolga, inan bana zaman her şeyi halleder. Bak göreceksin, sen de birdenbire boy atacaksın. Benim bir Necra teyzemin oğlu vardı, İbrahim. Çocuğu 14 yaşına kadar cüce zannediyorduk. Ama şimdi 12 dev adamdan biri. Teşekkürler Melek. Bir de bir şey soracağım. Sen neden bahsettiğimi sanmıştın? Neden mi? Canım boyunun kısa olduğundan. Neden olacak? Ama baban sana bir şeyler saçmaladıysa onu bilemem tabii. Melek, birini mi bekliyordun? Ay Pertem, ödümü koparttın. Bir dahaki sefere boynuna çıngıraklı kolye as, tamam mı? Evet, Bey'e gezip tozmasını sen söyledin. Pertev, saat 11 oldu. Canım yarın erken kalkıp çalışması gerekiyor. Ona eğlenmesini de sen söyledin. Pertev, saat 9 eğlence saatidir. Ama saat 11'de çocuklar evlerine dönmelidirler. Melek, bu Melike gerçekten sana birini hatırlatmıyor mu? Ha, geliyor, geliyor Pertev. Lafı bırak, hadi doğal görünelim. Pertev kim geldi? Ne tuhaf, Ömer Bey gelmiş. Ömer Bey, erkencisi. Ne oldu, eğlendiniz mi bari? Evet, galiba eğlendim. Niye? Beğenmedin mi yoksa Melike'yi? O çok çekici ve güzel bir kadın. Aslında hoş bir kadın ama... bana bazı şeylere eksikmiş gibi geldi. Tıpkı şampanya ve gazoz gibi. İkisi de gazlı ama içtiğinde seni aynı şekilde etkilemiyorlar. Vallahi buna çok üzüldüm Ömer Bey. Melike de beni patronuyla tanıştıracaktı. Çok yakışıklı ve zengin bir adammış. 3 tane çocuğu varmış ama olsun. Zamanla buna da alışırdım. Neyse, boş ver bunları Melek Hanım. Aslında sana teşekkür etmek istiyorum. Niye Ömer Bey? Sayende biraz açıldım. Şu 4 duvar arasında kapanmaktan kurtuldum hiç değilse. Belki Melike aradığım kadın değildi ama... yine senin sayende hayatımın geri kalan kısmını... yalnız geçirmek istemeliyim, anladım. İyi geceler Ömer Bey. İyi geceler Melek Hanım. Tatlı rüyalar.